Sosunu da şöyle üzerine gezdirebilirsiniz ya da direkt dökebilirsiniz. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Isırgan otu çorbası yapıyoruz. Isırganları bahçemizden topladım, köyden getirdim. Çok güzeller. Kalın saplarını aldım. Yapraklarını da güzelce suyun içerisinde beklettim. Ve yoğurtlu, nohutlu, yeşil mercimekli, mısır unlu ısırgan otu çorbası yapalım. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Şöyle bir su bardağından az süzme yoğurdum var. İçerisine biraz soğuk su ilavesi yaptım. Bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. İçerisine mısır unu. 2 yemek kaşığı mısır unu ilavesi edelim. Siz normal un kullanabilirsiniz. Aynı zamanda glutensiz bir çorba tarifim var. Güzelce inceltelim. İçerisine ılık su ilavesi yapıyorum. Hızlı bir şekilde güzelce çırpalım. Buna 4-5 bardak su ilavesi yapabilirsiniz. Artırdığınız malzemeye göre, koyuluğuna göre daha sonra tekrardan su ilavesi yapabilirsiniz. 3 yemek kaşığı nohut, 3 yemek kaşığı yeşil mercimeğim var. Güzelce karıştırarak pişirelim. Bu arada ısırgan otlarımızı ince ince doğrayalım. Elinize eldiven giymenizi tavsiye ederim. Suya girdikten sonra etkin maddesi yok oluyor zaten. Dilerseniz çayını da yapabilirsiniz. Bir tutam ısırgan otu benim çorbam için yeterli gelecektir. Güzelce kıyıyorum. Kalanını da bu şekilde aldım. Suyunu süzdüm, bir havlu peçetenin arasında daha sonra kurutmak için, çayını yapmak için ayırıyorum. Isırgan otundan gübre yapabilirsiniz. Gübre yapıyorlar bitkileri için. Çayını yapabilirsiniz. Gerçekten kavurmasını yapabilirsiniz. Oldukça şifalı. Tabii ki eğer ilaç kullanıyorsanız, kanser hastaları, kemoterapi hastaları, hamileler, çocuk emzirenler, hamile bayanlar, çocuk sahibi olmak isteyenler, ilaç kullananlar, ilaçlarla etkileşime geçebileceği için doktorunuza sormadan kesinlikle kullanmayınız. Kullananlar da abartmadan şifa niyetine tam mevsiminde haftada bir defa ya da 15 günde bir defa kullanmaya özen göstermelisiniz. Kaynayan çorbamızın içerisine ısırgan otumuzu ilave edelim. 3-4 dakika kadar da bununla pişirelim. En son tuzunu ilave edelim. Çünkü yoğurtlu çorbalarda, yoğurtlu sütlü çorbalarda kesilme yapabilir. Isırgan otlu, mısır unlu çorbamız pişti arkadaşlar. Gerçekten şifa niyetine fazla ısırgan otlarını ben öldürmedim. 5 dakika benim için yeterli geldi. Bu aşamada bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Dilediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Üzerine de pul biberli, naneli, zeytinyağlı bir sos hazırlıyorum. Ben tereyağı kullanmıyorum arkadaşlar. Soslarımda sıvı yağ, zeytinyağı, hakiki zeytinyağını tavsiye ederim. Çorbamız servise hazır. Dediğim gibi aynı zamanda gluten free bir çorba. Sosunu da şöyle üzerine gezdirebilirsiniz ya da direkt dökebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma henüz abone değilseniz, beğendiyseniz yorum yapmayı, küçük de bir olsa emoji bırakmayı ve sokak canlarını da unutmayın. Allah'a emanet olun. Gel anneyim, al. Al kızım. Gel anneyim. Al, sen de şuraya gel. Gel anneyim, al. Gel kızım, sen de gel, gel. Sen mi doğum yaptın? Kıyamam. Al anneyim. Gel sen de buradan ye. Gel kızım, gel. Al, al.
Sen de oradan yiyelim. Gel sen de buradayın. Gel. Hadi gel. Buradan yiyin. Gel annem. Yiyelim ben sizi. Afiyet şifa olsun. Kıt 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 kıt. Oy oy oy.